Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ya manyak bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber başlıktan ve kapak fotoğrafından da anlayacağınız üzere Orbion Ghost attık. Gerçekten Orbion çok fazla istenen bir isimdi. Siz de TikTok'tan sürekli görüyorsunuzdur zaten Orbion'u ghostlayıp olanları. Ben de dedim ki sizler için bir el atayım şuna. Ama öncelikle sizler de bu emeğimin karşılığı olarak çünkü ghost atmak çok zor bir iş arkadaşlar aynı maça denk getirmesi bile çok sıkıntı. O yüzden hemen videoyu beğenip kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Her neyse şimdi arkadaşlar bakın biz atladık. Burada benim adamlarım öldü. Orbion'un yukarıda kill aldığını gördünüz zaten. Benim arkadaşlarım öldü. Yani ben burada tek kaldım. Artık buradan çıkabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çünkü maçta yayıncı var. O yayıncıyı vurup videomuzu çıkarmamız lazım. O yüzden burada canla başla oynuyorum gerçekten. Bak karşımda adamlar var. Gerçekten çok sıkıntılı durumlardayız. Ama harbiden işin ucunda video çıkartmak olunca insan ayrı bir şekilde oynuyor. Rakip de iyi oynuyor bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Gerçekten çok zor bir fighttı. Bu arada Orbion'a geleceğiz. Şu an Toki'de kendisi. Toki'de bekliyor. Orada takılıyor kendine. Burayı temizleyip arkadaşlarımı kaldırdıktan sonra Orbion'un da icabına bakıyoruz. Merak etmeyin zaten sonradan seslendirme anlamışsınızdır onu da. Neyse abi burada bütün rakipleri vurduk işte. Kaldı son bir arkadaşlar. Şimdi o son biri vurmanın farklı çeşitlerini denememiz lazım. Çünkü rakipler de dediğim gibi zaten iyiler. Burada yukarıya atlayıp bir baygınımı çekiyorum. O ayakta kalan diğer isimde çekmediğim baygını kaldırmaya gitmiş. Bakın tam altımdalar ben bilmiyorum tabi burada hızlandırdım bir tık. Heh, bak altımda kaldırdı adamını. Ben de kutunun ucunda bir kafa çarptı gözüme. Direkt elime silahımı alıp onu düşürdüm. Sonra arkadaşı karşısında. Bak arkadaşı onu tutmak isteyecek. Bir dizin verir miyiz vermeyiz. Hemen şu loot'tan bombayı aldıktan sonra arkadaşlar. Bir bomba atıyorum. Rakibin nereye gideceğine karar veremiyorum. Bir sağa geçiyor, bir sola geçiyor. Anlamadım. En sonda çok şükür ki denk getirebildik. Ama orada da hasar yedi büyük ihtimalle. Çünkü ölmedi. Neyse ben burada gittim. Adamın üstüne başladım. Bombayı yemiştir umuduyla. Bak altımda. Hemen trambolini direkt çaktım yere abi. Bunun üstüne atlayıp riskli bir hareket yaptık ama risk kalmadan da başarılı olamazdık. Çünkü yani burada ölsek direkt maç gidiyor. Ghost komple yok. Çünkü kaldırma da yok. O yüzden de video çıkmazdı. Neyse arkadaşlar biz burayı temizledik artık. Arkadaşlarımı kaldırmak için yola çıktım. Orbion burada bot vuruyor gördüğünüz gibi. Bu M4 M4 ile bot vuruyor. Ben de adamımı kaldırmaya gidiyorum. Neyse kaldırdıktan sonra arkadaşlar Direkt olarak Tokyo'ya araşlıyoruz. Zaten şimdi göstereceğim. Neyse ben burada arkadaşlarıma kaldırdım. Hemen size Orbion'un ne yaptığını da göstereyim. Burada Toki'de bekliyor arkadaşlar. Burada loot'unu mutunu attıktan sonra artık biz de ona doğru gidiyoruz kardeşim. Çünkü bu videoyu çıkarmamız lazımdı. Bu araları da iki hızlandırdım bu arada. Çünkü hani çok bekledim Toki'de. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Ne yapıyorsa artık. Neyse burada kapıya frapper atacağını tahmin etmiştim. Ben de soldan pikledim. Baya da vurdum aslında ama o kaçtı direkt fightlamadı. Bu arada Ghost'tan gördüm falan demeyin arkadaşlar. Yayında 10 saniye deray var. Ve yakın temasta gerçekten Ghost atmak imkansız. Ses kasmak daha mantıklı öyle söyleyeyim sizlere. O yüzden hiç Ghost sayesinde falan demeyin. Yayında 10 saniye delay olduğundan dolayı bizim için çok sıkıntı oluyor. Gecikmeli görüyoruz ya o yüzden... Yakın temasta rakibin yerine bakmak kadar yanıltıcı bir şey yoktur. Zaten burada da rastgele bombaları sallıyorum. Aslında merdivenin orada bekliyormuş. Ben de sonradan anladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bomba atılacağını biliyor muymuş neymiş o odaya geçmedi harbi anlamadım. Neyse burada arkadaşlar yine bekliyor. Yine çok uzun süreleri bekliyor. Yani ne yapıyor bir açlayamadı gitti elinde iPad'le. Ya yani bu kadar da olmaz diyorum harbiden. Elini almış abi bir hayfetti. Geçmiş Türkiye. Artık ne yapmayı planlıyorsak ki şimdi göreceksiniz arkadaşlar bak. Burada merdiven de tamam mı? Bayağı bir vurdum canı bir. Şimdi rakip gözünü de göstereceğiz merak etmeyin. Kovalıyorum abi burada nasıl kaçıyor? Ya bak merdiven beklediği yetmiyor. Bir de kaçıyor la böyle bir oyunculuk yok ya. Anca bir iki adam vurarak milleti iyi oynadığına inandırsın da. Neyse onu da nasıl yaptı bilmiyorum da. Harbi şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Bak ben anlatacağım ileride merak etmeyin. Bak adam karşımda abi sağdan vurdum canı bir. Bak nasıl kaçıyor. Görmeniz abi böyle bir şey yok ya. Bak kovalıyorum yine kaçıyor. Yine durmuyor. Tokinin etrafında bir nevi kovalamacı oynuyoruz. Bir yakalayamadık gitti adamı. Artık kaçmakta o kadar profesyoneller erişmiş ki. Bende bomba da yoktu. Bomba da atamadım adama. Gerçi adam diyoruz ama alınmaz inşallah. <laughs> Neyse abi bu da kaçıyor. Yine kovalıyorum ben peşindeyim. Ama bu sefer bir sıkıntı var. Arka binadaki enişte denen adam onu vuruyor. Biz o inişte ne yaparız kardeşim? İkiye böleceğiz onu. İzleyin şimdi. Orbiyonun gözünden olan kısma geldik arkadaşlar. Bak yine karşımda. Şurada dediğim gibi bir bomba molotofu olmasaydı olsaydı zaten hiç bu kadar uzatmaya gerek kalmayacaktı. Mevlana gibi dönüyor Toki'nin etrafında. En son buradan kaçarken ben de arkasından geliyorum ama daha ben yetişemeden arkadaki vatandaş vuruyor. Ki o vurmasaydı da ben halledecektim. Zaten şimdi onu vurduğum kısmı da göreceksiniz. Orbiyon elimizden çaldı ama yatacak bir şey yok. Ama hakikaten TikTok'ta bu kadar takipçisi, YouTube'da bu kadar abonesi olan bir insanın da ve elindeki iPad'den de yani utanmıyor. Bu kadar kaçmasını hiç beklemezdim. Burada da arkadaşlar Orbion'u vuran enişte denen arkadaşı vuruyoruz. Şimdi size birkaç bir şey anlatacağım. Videonun buradan sonrasında arkadaşlar çok çok güzel gameplay'ler var. Oralarda izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ben de birkaç bir şey söyledikten sonra müzik devreye girecek. Şimdi arkadaşlar bu Orbion denen kişi zamanında TikTok'ta 4 Rush diye biri vardı. Olcay kanal kalanında. Ve o da TGM oyuncusuydu. Kaymalı M4 oynuyordu Orbion'dan farklı olarak. Orbion o zamanlarda da kaymasız oynuyordu. Ve bu ikisi birbirlerine o kadar çok sallıyorlardı ki. Ama Orbion boş sallıyordu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. VS gel deniyordu gelmiyordu. Kaymalı kaymasız kabul ediyordu çocuk yani öyle söyleyeyim. İkisine de gelmiyordu. Çünkü bir kere önceden yenilmişti. İşte fake SS'ler falan atıyorlar arkadaşlar. Özel özellikle de Orbion yani yenmişliği yok ama fake sesler çıkartıyor ortaya montajlı. Hani soruyorsun kayıt var mı diye kaydı yok ama öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü bu adamlar artık kandırmaya alışmışlar. Şimdi sen öyle ezeli rakibinle sürekli kıyaslaştırdığın biriyle vs atıp da ekran kaydı açmıyorsan ya beyninde bir sıkıntı vardır ya da insanları kandırıyorsundur. Yani bu kadar basit. Yani demem ki bu Orbion denen arkadaş sürekli insanları bir şekilde takipçilerini kandırarak gündem olmuş birisi. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere daha da güzel bir iddiayla gelip bu arkadaş ilk başta TDM 3 headshot vuruşlarını atarken o zamanları tabi yapan yok bayağı tutuyordu. Yani yalan söylemeye gerek yok. Oynadığı kişiler karşısındaki kişiler yani ya kızdı ya da takım arkadaşlarıydı. Öyle söyleyeyim sizlere ve bu vs'lerin tamamı kurguydu. Kanki işte şuradan gel 3 headshot atalım falan filan. Hatta TikTok'ta bunun çok zamanında dalgasını da geçiyorlardı. İşte kanki şöyle gel düz vurayım falan filan. Herkes bir ara taklidini de yapmaya başlamıştı. Ve reklamın iyisi kötüsü olmaz dedi dediğimiz bir olayla da ismini duyurdu. Açık net söyleyeyim sizlere. Daha sonrasında işte YouTube'a mutuba yönelince unutulmadı. Ama sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Hiç kimseyle doğru düzgün vesatmaz Yani PUBG'de adını duyuran birisi Gelsin desin yani gel vs atalım bu korkar gitmez yani gitse de kurgu olarak gider öyle söyleyeyim sizlere. Bu en az iki takım arkadaşlarından zeld ve soykre ile de attığı vs'lerin tamamı kurgu. Çünkü yani video çıkartmak için vs atıyorlar dediğim gibi işte şuradan gel 3'e çat atayım şuradan gel güzel vuruş olsun gibisinden. O yüzden ben oldum olası bu adamı sevmem seveceğimi de düşünmüyorum. Şimdi sen bunları nereden biliyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın biz 4 yıldır bu işin içindeyiz ve düzenli olarak video atıyorum. Son bir yılda ghost videolarıyla beraber ismimi duyurmaya başardım aslında bu TikTok'ta. Çünkü kendime ait ayrı bir içerik yaptım. Sizler de dediğim gibi yani PUBG'de isminizi duyurmak istiyorsanız kendinize ait bir içerinizin olması yeterli ve bunun sürekliliği de çok önemli. Ben Ghost'a ilk başladığım zamanlarda günde iki tane Ghost videosu atıyordum öyle düşünün yani. Bütün günüm diğer ekranın başında yayıncılara bakıyordum. Ne zaman maçlar biter onları bekliyordum. Yani zor zamanlardı. Ama şu an çok şükür ki adımızı bir yerde duyurmayı başardık sizler sayesinde. İşte bugünlük de benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da unutmayın lütfen.